Herkese merhaba ve iyi haftalar. Bu hafta tabii konuşacak çok konu var. Ancak bu konuların tabii en başında terörün geliyor olması son derece üzücü bir durum. Hafta sonu yaşanan olaydan dolayı tabii biz de derin üzüntü içerisindeyiz. Şimdi piyasanın görünümüne bakacak olursak tabii oldukça yoğun bir gündemle karşı karşıyayız. Hep hem lokal haber akışının oldukça yoğun olması hem de aynı zamanda yüksek önem dereceli gelişmeler küresel bazda oldu ve olacak hafta içinde. Şimdi öncelikle bugüne bakalım. Bugün bizi ilgilendiren iki önemli data açıklanıyor. Ekim ayı cari açık verisi ve 3. çeyrek büyüme verisi. Ekim ayı cari açık verisine ilişkin beklentilere baktığımız zaman 1.29 milyar dolar ile 2.10 milyar dolar arasında medyan tahmin 1.70 milyar dolarlık bir cari açık beklentisi söz konusu piyasanın. Üçüncü çeyrekte ise büyümenin oldukça yavaş olacağına dair beklentilerimizi paylaşmıştık. Şu anda da burada beklentilere baktığımızda eksi büyüme bekleyen birçok ekonomistin olduğunu, bazı tahminlerin ise %2 civarında oluştuğunu görmekteyiz. Tabii geçen hafta TÜİK bir metodoloji ve hesaplama değişikliği açıkladı büyüme verileri üzerinde. Dolayısıyla bu %2 civarındaki tahminlerin de gerçekleşme olasılığını bir anlamda arttırdı diyebiliriz. Haliyle nasıl bir veri gelecek? O oldukça şu anda belirsiz durumda. Saat 10'da açıklanıyor 3. çeyrek büyüme verisi. Tabii para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde de etkisinin olmasını bekleyebiliriz. Şimdi petrol tarafında önemli gelişmeler var. Endekslerde yine önemli hareketlenmeler var. Küresel merkez bankalarından kritik gelişmeler var. Bunları değerlendirmek lazım. İlk önce petrole bakalım. Hafta sonu OPEC ve OPEC dışı üretime ilişkin bir toplantı yapıldı ve bu toplantı sonrasında OPEC dışı üretimde de bir kesinti kararının alındığını görüyoruz. Bu oldukça önemli. Fiyatlarda yukarı yönlü bir eğilimle haftaya başlandığını görmekteyiz. Tabii bir kritik haber de Suudi Arabistan'ın 30 Kasım'daki anlaşılan seviyenin daha altında üretim yapabileceğine dair bir açıklama. Bu da petrol fiyatlarına ek yukarı yönlü bir katkıda bulundu. Şu anda Brent petrol fiyatının 57 doların hemen altında olduğunu görüyoruz. Mevcut durumda bu tablodaki OPEC dışı üretim elbette azalacak ilerleyen dönemde. Şu an Suudi Arabistan'ın Kasım ayı üretim seviyesine baktığımızda da 10,5 milyon varilin biraz üstünde, bu oranı sanırım düşürecekler son açıklamadan dolayı. Hâlâ petrol arz kesintisi biraz beklenenden de fazla olacak. Bunun fiyatlara marjinal bir etkisinin 1-2 dolar civarında olmasını bekleyebiliriz. Ki haftalık açılışta da en yüksek seviye olarak 58 dolara biraz yakınsamış Brent petrol. Şimdi tabii 55-60 dolar bandı içerisinde fiyatlaması önemli olacak bu momentumunu koruyabilmesi için. Küresel risk iştahı bizdekinin aksine oldukça yüksek. Bunu sağlayan etmen de geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı kararlar. Avrupa tarafında endekslerde sadece İtalya negatif yönde ayrışıyor. Yukarı yönde hareket devam ediyor. Varlık alım programına ilişkin karar ile beraber Amerikan endekslerinin yine rekor kırmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu hafta Fed kararı açıklanacak ve neredeyse tamamı fiyatlanmış bir faiz arttırımı beklentisi var. Burada da asıl önemli olan açıkçası politika açıklamasında veya Yellen konuşmasında piyasanın ne gibi beklentiler oluşturacağı ve şu anki veri setine bakacak olursak Amerika'da 3 önemli başlık büyüme, enflasyon ve istihdam tarafında
3 tane faiz artışı beklentisini canlı tutabilecek bir veri akışının olduğunu görürüz. Tabii Trump'ın başkanlığa geçmesinden sonra ekonomik büyüme, ekonomik aktivite bundan ne derece etkilenecek? Orada da eğer bir marjinal katkı meydana gelirse Fed'e ilişkin faiz arttırma ve sıkılaşma beklentileri yıl boyunca korunabilir bir durumda olacak. Haliyle belki Fed faiz kararından sonra dolarda kısa süreli bir realizasyon olabilir, ancak kısa süreli olmasını bekliyoruz. Yüksek ihtimalle dediğimiz beklentiler canlı tutulursa politika açıklaması veya konuşma metninden bu ifadelerin çıkarımı yapılabilirse eğer bu durumda da dolarda ivmelenme tekrardan meydana gelecektir ve dolar endeksinde belki yukarı yönlü bir kırılmanın da gerçekleşmesi olasılığı söz konusu olabilir. Son paragrafı Türk finansal varlıklarına ayıralım. Tabii geçen haftadan beri başlayan bir yükseliş eğilimi var. Yeni haftaya da 3.50 seviyesi üzerinde dolar-tl kurunun girdiğini görüyoruz. En yüksek yukarıda 3.51-31 seviyesini gösteriyor terminal. 3.50 açıkçası duyarlılık açısından da kritik bir seviye. Üzerinde kalıcılık sağlanması halinde dolar-tl'nin rekor yenilemeye doğru gidebilecek bir rotasının olduğunu görüyoruz. O yüzden 3.50 üzerinde kalıp kalmamasına bakacağız. Geçtiğimiz hafta 3.34'lerden yukarı doğru bir ivmelenme gerçekleştirir ve o eğilimin halen devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu seviyeler oldukça kritik seviyeler olarak görünüyor. Şu an yeni haftaya girişte gelişen ülke para birimlerindeki harekete baktığımızda Türk lirasının zaten kendi özel durumundan dolayı negatif yönde bir ayrışma içinde olduğunu görüyoruz. Türk lirasına %0.75'lik bir değer kaybı olarak yansımış durumda bu olaylar. Türk lirasına en yakın değer kaybı gösteren para birimleri de 0.34 ile Güney Afrika Randı, 0.24 ile Güney Kore Vonu. Burada tabii risk göstergeleri oldukça önemli. CDS'in durumuna baktığımızda tekrar 283 seviyesine doğru yükseldiğini görüyoruz. Ve yine burada Türkiye CDS spread'i şimdilik yatay görünse de genel olarak birçok gelişmekte olan ülke para biriminde, gelişmekte olan ülkede bu CDS spread'in açılma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Yine faiz tarafına Türkiye'de baktığımız zaman geçtiğimiz hafta kapanışı 2 yıllıklarda %10.94 seviyesinde gerçekleşmişti. 10 yıllık Eurobond faizi %5.82'de, 2 yıllık Eurobond 3.42'de, 10 yıllık tahvil faizi 11.33'de. Faizlerde eğilimin yukarı yönlü olmasını bekliyoruz. Risk primindeki artıştan dolayı. Bu yüzden özellikle 2 yıllık tahvil faizine dikkat etmek gerek. Burada %11 eşik değer, %11 seviyesinin yukarı yönlü aşılması, üzerinde kalınması fiyatlamaları biraz tahammül sınırları dışına çekebilir.